Azerbaycan'ın batısıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni, hatta Türkiye ile Orta Asya Türk devletlerinin birbirine bağlaması öngörülen Bakü'nün Zengezur Koridoru projesi gündemdeki yerini koruyor. İşte o hattın geçmesinin önerildiği Ermenistan'ın güneyini Türkiye'den ilk kez CNN Türk görüntüledi. Sözü Serdar Korucu'ya bırakalım. CNN Türk şef kameramanı Ahmet Akpolat'ın görüntüleri eşliğinde. Şu an Ermenistan'ın güneyindeyiz. Evet, Ermenistan coğrafi olarak çok büyük bir ülke değil, fakat 4-5 saat süren bir yolculukla, yaklaşık 250 kilometrelik bir yolculukla aslında biz buraya geldik. Tatev Manastırı'ndayız. Bu manastırın önemi aslında bölgenin dini, kültürel, tarihi merkezlerinden birisi bu manastır. Bu nedenle de turistlerin yoğun rağbet ettiği bir yer. Fakat işte bu manastırın da yer aldığı bölge Ermenistan'ın güney toprakları. Son dönemde siyasetinde gündeminde. 2020 yılındaki savaşın sonrasında geçen sene yaşanan çatışmalardan bölgede etkilenmiş. Bu nedenle bazıları güvenlik endişesiyle kuzeye göç etmişti. Çatışmaların sona ermesinin ardındansa yerleşim bölgelerine geri döndüler. Burası aynı zamanda tartışmaların odağında yer alan Azerbaycan'ın Zengezur projesi dediği alanın da yakınında. Şu an bulunduğumuz yerin doğusunda 30-40 kilometrelik karayolu bağlantısı uzandı Azerbaycan, güneyinde yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta İran, batısında ise 70 kilometre uzaklığında Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunuyor. İşte bu nedenle bu proje bu alanın yakınından geçmeyi planlıyor. Azerbaycan'a göre bu projeyle ülkenin batı kısımlarıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin birleştirilmesi, bir yol olarak birleştirilmesi planlanıyor. Bu hattın iki bölgenin coğrafi olarak en yakın olduğu Ermenistan'ın güneyinden geçmesi bekleniyor. Fakat bu sadece Azerbaycan'ı birleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda Azerbaycan'ı doğrudan Türkiye'ye de bağlamayı amaçlıyor. Bu bağlantının kurulmasının Ermenistan'ın kendisine de ekonomik katkı sunacağı, bölgede ekonomik gelişimi sağlayacağı ifade ediliyor. Bu proje elbette Türkiye için de önemli, çünkü Azerbaycan'a ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine açılma imkanına kavuşmak istiyor Ankara. Hatırlayalım, 2020'deki anlaşmada 9. madde şöyleydi. Bölgedeki tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları açılacak. Ermenistan Cumhuriyeti insanların, araçların ve malların her iki yönde engelsiz bir şekilde hareketini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleriyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım bağlantılarının güvenliğini garanti eder, diyordu. Metinde ayrıca tarafların mutabakatıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım bağlantılarının inşası gerçekleşecektir cümlesi yer almıştı. İşte Bakü de bu madde üzerinden talebini iletiyor. Buradan Ermenistan'ın da bakış açısını aktaralım. 2022 yılının Ekim ayında konu gündeme geldiğinde Başbakan Nikol Paşinyan, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında anlaşmada yeni yollar inşa etmeye dair yükümlülük olmadığını ama Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki anlaşmalarla mevzuata uygun bir şekilde bir hattın gerçekleşebileceğini söylüyordu. İran'sa bu proje nedeniyle kaygılı. Hatta projenin geçmesi öngörülen güzergahın yakınlarında Kapan şehrinde son birkaç ay öncesinde bir başkonsolosluk açtı. İşte dünyanın gözünü çevirdiği bu kritik bölgeyi ilk görüntüleyen, Türkiye'den gelerek ilk görüntüleyen haber kanalı da CNN Türk oldu. Kameraman Ahmet Akpolat'la biz bölgedeyiz diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.